İzlemekte olduğunuz bu film, yeni Actros'a daha ekonomik, verimli, güvenli ve konforlu bir sürüş için gerekli bilgileri size sunmak ve aracınızın size sunduğu olanaklardan tam olarak faydalanabilmenizi sağlamak için hazırlanmıştır. Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen Mercedes-Benz yeni Actros çekiciler, teknoloji, ekonomi, güvenlik ve konfor alanlarında sektörde benzeri olmayan yenilikler sunuyor ve sınıfında standartları yeniden belirliyor. Yeni Actros'ta daha da azaltılan yakıt giderleri, uzun bakım aralıkları, cazip bakım ve servis sözleşmeleriyle birleşerek toplam maliyeti düşürüyor. Hepsi bir, o benzersiz. Yeni Actros'a yakıt tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltan, verimliliği, güvenliği ve konforu artıran birçok yeni özellik eklendi. Şimdi bu yeni özelliklerle birlikte yeni Actros'u tanımaya başlayalım. Euro 6 motorlar. Yeni Actros'ta Mercedes-Benz'in geliştirdiği Euro 6 motor kullanılmaktadır. Bu motor, yüksek basınçlı X-Pulse enjektörlere sahip Common Rail enjeksiyon sistemiyle donatılmıştır. Turbo intercooler ve EGR adı verilen egzoz gazı geri dönüşüm sistemine sahip olan bu motor, AdBlue enjeksiyonlu SCR teknolojisi ve DPF adı verilen dizel partikül filtreye sahip egzoz sistemiyle birlikte yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunarken aynı zamanda düşük egzoz emisyonuyla çevreye duyarlıdır. 12.8 litrelik OM471 motora ve 12 ileri 4 geri PowerShift 3 şanzımanı sahip yeni Actros çekici ailesi, 450 PS, 480 PS ve 510 PS motor güçleriyle ve kullanım alanına göre donanımlarıyla ayrışan 3 ana tipten oluşmaktadır. Artan motor güçleri, optimize edilmiş arka aks tahvil oranları ve standart olarak sunulan yeni Economy Power sürüş programıyla düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans aynı anda sağlanmaktadır. Sürücü kabinleri. Yeni Actros çekici ailesinde 3 farklı kabin tipi standart olarak sunulmaktadır. Actros 1845 LS çekicilerde 2.3 metre genişliğinde 170 mm motor tüneli yüksekliğine sahip Stream Space kabin sunulurken, Actros 1848 LS çekicilerde 2.5 metre genişliğinde düz zeminli Stream Space kabin sunulmaktadır. Actros 1851 LS çekicilerde ise yine 2.5 metre genişliğinde düz zeminli Giga Space kabin standart olarak sunulmaktadır. Giga Space kabin Actros portföyünün en yüksek kabinidir. Şimdi aracı yakından tanımaya başlayalım. Aracın ön bölgesi. İyi bir aydınlatma, güvenlik demektir. Yeni Actros'un karakteristik özelliklerinden biri olan LED gündüz sürüş farı, araca sadece benzersiz ve şık bir görünüm kazandırmakla kalmaz, ayrıca en zorlu yol koşullarında bile aracın görünürlülüğünü artırarak sürüş güvenliğine katkı sağlar. Actros çekicilerde güçlü halojen farlar ve sis farları standart olarak sunulmaktadır. Actros 1851 LS aracında halojen farlar yerine xenon farlar standart olarak sunulmaktadır. Araç önünde hem sağda hem de solda çeki demiri yerleri mevcuttur. Aracın üst tarafına erişebilmek için panjurun altında 2 adet merdiven bulunmaktadır. Panjur kaldırılınca aracın sağında cam temizleme suyu doldurma yeri, ortada soğutma suyu ve motor yağı doldurma yerleri bulunur. Ayrıca imbusat deposunun yanında polen filtresi girişi ve değiştirme yeri mevcuttur. Çok pratik şekilde önce kapak, sonra filtre çıkartılır. Filtre değiştirildikten ya da temizlendikten sonra önce filtre yuvasına oturtulur, sonra kapak yerine takılır. Aracın solunda servis freni hava yönlendirme valfi bulunur. Bu valf, akslara giden hava miktarını ayarlar. Aracın sağ ve arka bölgesi.
kabine çıkış merdivenlerinin başlangıç noktasında bulunan kapağın altında kabin kaldırma mekanizmasını görebilirsiniz. Öncelikle orada bulunan yönlendirme valfi ile kaldırma ya da indirme yönü seçilir. Araçta elektrohidrolik donanım varsa önce kabin içinde bulunan kabin kaldırma düğmesi aktifleştirilir, daha sonra mekanizma üzerinde bulunan düğmeye basılarak işlem tamamlanır. Mekanik hidrolik bir donanım olması durumunda kol takılarak işlem yapılır. Yeni Aktros çekicilerde aracın sağ ve sol tarafındaki saklama dolaplarında muhafaza edilen 6 kilogramlık yangın söndürücü, ikaz üçgeni, lastik şişirme hortumu, teleskopik kriko, treyler elektrik bağlantıları, çeki demiri ve avadanlıklar da standart olarak sunulan donanımlardır. Aktros 1845 LS çekicilerde standart sunulan üst rüzgarlık, Aktros 1848 LS çekicilerde standart olarak sunulan üst ve yan rüzgarlıklar, Aktros 1851 LS aracında bu rüzgarlıklara ilave olarak standart sunulan yan etekler araçların aerodinamiğini iyileştirir ve yakıt tasarrufuna önemli ölçüde katkıda bulunur. Aracın sağ tarafında egzoz işleme ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitenin içerisinde dizel partikül filtresi mevcuttur. Rejenerasyon sırasında oluşan yüksek sıcaklık sebebiyle egzoz çıkışının olduğu yerde yanıcı, patlayıcı madde olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca egzozun üstünde bulunan koruma sacının üzerine basılmamalıdır. Egzoz ünitesinin devamında Aktros 1848 LS ve 1851 LS araçlarında standart olarak sunulan ilave yakıt deposu bulunmaktadır. Aracın arkasında bulunan ve standart olarak sunulan 4 körüklü süspansiyon sistemi hem dayanıklılık hem de konfor sağlamaktadır. Aracın arka tarafında şasi kuyruğunda aküler bulunmaktadır. Yeni Aktros çekici ailesinde akülerde önemli değişiklikler olmuştur. Aktros 1845 LS ve Aktros 1848 LS çekicilerde yüksek verimli hibrit akü teknolojisine geçilmiştir. Aktros 1851 LS çekicilerde ise bakım gerektirmeyen AGM aküler standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca akü takviyesi için araç kabininin sol arka tarafında pratik kullanıma imkan veren mandallar mevcuttur. Zorunlu hallerde buradan akü takviyesi yapılabilir. Aracın sol bölgesi. Aracın sol tarafında ana yakıt deposu bulunmaktadır. Çift yakıt deposu bulunan araçlarda ilk dolumda mutlaka sürücü tarafında bulunan ana yakıt deposu sonuna kadar doldurulmalıdır. Daha sonra ilave yakıt deposu doldurulmalıdır. AdBlue deposu, sıvının asidik özelliği sebebiyle kapaktaki kilit sisteminin zarar görmemesi için sonuna kadar doldurulmamalıdır. Akü ayırma şalteri. ADR donanımının standart olduğu Aktros 1845 LS araçlarda ve ADR donanımı talep edilen diğer çekicilerde kabin içerisinde ve şasi üzerinde olmak üzere 2 adet akü ayırma şalteri bulunmaktadır. Yangın veya patlamaya neden olabilecek acil durumlarda akü ayırma şalteriyle gerilim beslemesi kesilebilir. Böylelikle bir yangına veya patlamaya neden olabilecek kıvılcımlı kısa devreler engellenebilir. Akü ayırma şalteri ancak araç durduktan ve park freni çekildikten sonra kullanılmalıdır. Ayrıca aracın tehlikeli bir bölgede yükleniyor olması durumunda da güvenlik amaçlı kullanılabilir. Yeni Aktros'un modern ve şık tasarımlı uzaktan kumandalı anahtarı kumanda konforu ve emniyetini artırır. Bu anahtarla sürücü ve ön yolcu yan camları ve ayrıca sürgülü kalkar tabanı tek tuş üzerinden açılabilir, kapanabilir. Ayrıca light check özelliği sayesinde aracın tüm dış ışıkları yakılıp söndürülebilir. Mirror Cam. Mirror Cam, yeni Aktros'un en önemli ve teknolojik özelliklerinden biridir ve geleneksel dış aynaların yerine geçer. Aerodinamik yapısı sayesinde %1.3'e varan bir yakıt tasarrufu sağlayan Mirror Cam, benzersiz güvenlik fonksiyonlarını bir arada sunmaktadır. Sürücü araca ilk defa bindiğinde veya yeni bir treyler taktığında aracı güvenli bir şekilde kullanabilmesi için Mirror Cam ayarını 4 basit adımda yapmak durumundadır. 4 adımda Mirror Cam ayarı.
Aracınıza ilk defa veya farklı boyda bir trailer taktığınızda hareketli mesafe çizgisini mutlaka ayarlayın. 1. Motoru çalıştırın ve trailerin sonunu belirgin bir objeyle hizalayın. 2. Ekranın altında bulunan çizgiyi yukarı aşağı tuşları yardımıyla yerleştirdiğiniz objeye hizalayın. 3. Hizalama süresince çizgi yanıp sönerek ekranda belirecektir. 4. Yanıp sönen çizgiyi yerleştirmiş olduğunuz objeyle aynı hizaya getirin ve bir defa sol tuşa basarak işlemi tamamlayın. MirrorCam ekranlarında görünen alanın manuel olarak değiştirilmesi mümkündür. Yasal limitlerin dışına çıkıldığında ekranda bir uyarı belirir. Kamera dönüş yaparken trailer sonunun sürekli görüntüde olması için otomatik olarak görüş alanını takip eder. Böylece özellikle keskin virajlarda trailer takibi sayesinde araç ve çevre emniyeti artırılır. Kabin içerisindeki ekranların boyutu 15 inçtir ve görüş alanlarının klasik dağılımını geleneksel aynalara benzer bir şekilde gösterir. Geri vitese geçildiğinde her iki ekran otomatik olarak manevra görünümüne geçer. Geniş görüş açısı, zorlu manevra durumlarında özellikle sağ taraftan yapılan manevralarda her şeyi ideal bir şekilde kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Bu sayede yükleme rampasına çok hassas bir şekilde yaklaşılabilir. Kamyon ileri yönde 10 km bölü saat hızın üzerine çıktığında MirrorCam tekrar normal moduna geçiş yapar. Çepeçevre görünüm, özellikle yan camlardan görüş, geleneksel aynalara göre oldukça iyileştirilmiştir. MirrorCam ayrıca döner kavşaklara giriş yapıldığında daha fazla görüş imkanı sunar. Sarı renkli mesafe çizgileri, otoyolda arkadaki trafiğin hem mesafe hem hız açısından daha kolay tahmin edilmesini sağlar. İlk çizgi, arkadaki araçla mesafenin 30 metre, ikinci çizgi 50 metre ve üçüncü çizgi 100 metre olduğunu gösterir. Mesafe çizgileri ve semboller her zaman sürücünün sezgisel olarak gösterilmesini beklediği yerdedir. Örneğin sinyal verildiğinde geçişlerde ideal bir mesafe sağlamak için geçiş alanları renkli işaretlerle belirginleştirilir. Sürücü yağmur ve alacakaranlık gibi olumsuz koşullarda da iyi bir görüşten faydalanır. Bu süreçte ekran parlaklığı otomatik olarak mevcut çevre aydınlığına uyarlanır. Bu manuel olarak da ayarlanabilir. Ayrıca kabin dışındaki kameralar darbe aldıklarında içe katlanabilme özelliğine sahiptir. MirrorCam ayrıca bir denetleme fonksiyonuna da sahiptir. Bunun için kapı kumanda alanında bir şalter bulunur. MirrorCam şalterle kumanda edildiğinde araç çevresini kontrol edebilmek için 2 dakikalığına etkinleştirilir. Bu esnada perdeler kapalı kalabilir. Böylelikle aracın etrafı kontrol edilebilir. Tüm bu fonksiyonlara ilave olarak MirrorCam sayesinde aracın aerodinamisi iyileşir. Sürtünme azalırken yakıt tüketimi yaklaşık %1.3 oranında azalır. Kokpitler. Yeni Actros çekici portföyünde kokpit tasarımı ikiye ayrılmıştır. Klasik kokpit. Klasik kokpit, Actros 1845 LS çekicilerde standart olarak sunulmaktadır. Bu kokpit, bir önceki Euro 6 Actros kokpitine çok benzer olup, Bluetooth özellikli, 17.7 cm renkli ve dokunmatik ekrana sahip bir bilgi eğlence sistemiyle donatılmıştır. Multimedya kokpit. Diğer kokpit ise Actros 1848 LS ve 1851 LS çekicilerde standart olarak sunulan multimedya kokpittir. Multimedya kokpit, yeni dijital kokpit konseptinin en üst donanım seviyesindedir. Araca bindiğiniz andan itibaren akıllı anahtar fonksiyonlarından faydalanırsınız. Aracın çalışması için anahtarın kabin içinde olması gerekir. Otomatik start-stop tuşuyla araç çalıştırılabilir veya stop edilebilir. Tam dijital, 10.2 inç, 26 cm büyüklüğündeki renkli ve yüksek çözünürlüklü kombine gösterge, sürücünün sürüş ve araçla ilgili tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmasını ve görüntülenecek bilgilerin kişisel olarak ayarlanmasını sağlar. Konvansiyonel tasarıma paralel şekilde solda hız, sağda devir göstergesi ve ortada araç bilgileri ve yardımcı sistemlere ait veriler tercihe bağlı olarak görüntülenebilir.
Bu gösterge, direksiyon üzerindeki yeni dokunmatik kontrol tuşları üzerinden rahatça kumanda edilebilir. Yine aynı ebat ve yüksek çözünürlükteki ikincil medya arayüzü ekranı ise klasik radyo ekranının yerini almıştır. Gösterge ekranından farklı olarak medya arayüzü ekranı dokunmatik olarak kontrol edilebilir. Direksiyonun sol tarafındaki dokunmatik kontrol tuşları birincil ekrana, sağ tarafındaki dokunmatik kontrol tuşları ise ikincil çok fonksiyonlu ekrana kumanda edilmesini sağlar. Dokunmatik kontrol tuşlarını kaydırarak veya tuşlara basarak farklı araç sistemleri ve fonksiyonları kumanda edilebilir, bilgiler çağrılabilir. Medya, radyo, telefon, iç ve dış ışıklandırma, araç bilgileri, iklimlendirme gibi ayarlar ve görüntüleme işlemleri bu ekrandan yapılabilir. Dokunmatik özelliğinin yanı sıra ikincil ekranın altında bulunan tuşlar yardımıyla da fonksiyonlara hızlı erişim sağlanabilir. İç ve dış aydınlatma fonksiyonlarının tamamı bu ekrandan açılıp kapatılabilir, iç aydınlatmanın parlaklığı ayarlanabilir. Ayrıca treylerin özelliklerine bağlı olarak sanal şalter ve ilave fonksiyon lambaları bu ekrana entegre edilebilir. Medya arayüzü aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto programlarını desteklemektedir. Apple iOS ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazları ara kablo vasıtasıyla araca bağlanır ve mobil cihazdaki birçok fonksiyon bu ekran üzerinden kontrol edilebilir. Telefon görüşmesi yapma, müzik dinleme, mesajlara erişme gibi temel fonksiyonların yanı sıra mobil cihazdaki navigasyon uygulamaları da yine bu ekran aracılığıyla kullanılabilir. Sistemde USB-C ve Bluetooth bağlantısı da mevcuttur. Dual Bluetooth özelliği sayesinde aynı anda iki mobil cihaz bağlanabilir. Opsiyonel olarak sunulan şarj paneli, telefonun kablosuz bir şekilde rahatça şarj edilmesini sağlar. Multimedya kokpitle beraber gelen bir yeni özellik de otomatik far sensörüdür. Bu kokpite sahip tüm araçlarda sensör sistemi ışık durumunu analiz eder ve gerektiğinde farları otomatik olarak açar ve kapatır. Multimedya kokpitle beraber gelen ve daha ergonomik bir tasarım ve fonksiyonel komut düğmeleriyle yenilenen multifonksiyonel direksiyon, yeni Actros'ta sürüş konforunu artırmıştır. Sürücü, ekran menülerine ulaşım, ses ve iletişim sistemlerinin kontrolü gibi birçok fonksiyonu sürüş konsantrasyonunu kaybetmeden direksiyondan kontrol edebilir. Actros 1851 LS çekicilerde deri direksiyon standart donanımdır. Direksiyon kolonunun solunda bulunan ve ayakla müdahale edilen direksiyon ayar tuşuyla yükseklik ve derinlik ayarları yapılabilir. Ayarlar tamamlandıktan sonra tuş mutlaka kapatılmalıdır. Direksiyonun solunda dış aydınlatma ve dorsa için aks kaldırma tuşları bulunur. Orta konsolda şerit takip asistanı ve ESP kapama tuşları, diferansiyel kilidi devreye alma tuşu, sürüş seviyesi ayar ve kabin kaldırma tuşu mevcuttur. Elektronik park freni. Araç park edilmek istendiğinde kullanılan elektronik park freni, otomatik olarak devreye girebildiği gibi, istenirse manuel olarak da devreye alınabilir. Elektronik fren kolunu ileri çektiğinizde manuel olarak devreye girer ve tam bir frenleme sağlar. Tuşa basarak devreden çıkarılır. Vites sürüş konumuna alınıp gaz pedalına basıldığında otomatik olarak devreden çıkar. Elektronik park freni aynı zamanda trafikte büyük rahatlık getiren hold fonksiyonunu da içerir. Fonksiyonun etkinleştirilmesi için fren pedalına önce normal, kısa süre sonra da kuvvetlice basmak gerekir. Böylece hold fonksiyonu devreye girer ve kombine göstergede hold kontrol lambası yanar. Hold fonksiyonu, kalkışlarda gaz pedalına basıldığında otomatik olarak devre dışı kalır. Bu sayede aracın yokuş kalkışlarında geri kaçması engellenmiş olur. Hold fonksiyonu, elektronik park freni sabitlendiğinde ve motor durdurulduğunda otomatik olarak devreden çıkar. Üst bölümde kabin içi aydınlatma ve sunroof açma kapama tuşları mevcuttur. Ayrıca takograf da aynı bölgede bulunmaktadır. Kabin içinde bulunan 12 volt ve 24 volt soketleri sürücülerin ihtiyaçlarına göre ayrı noktalara yerleştirilmiştir. Yeni Actros'ta aracın sigortaları yolcu koltuğunun ayak ucunda panelin arkasındadır. Sigortalar ve yerleşim düzeni hakkında ayrıntılı bilgi
kullanım kılavuzunda bulunmaktadır. Koltuklar. Konforlu sürüş için her ayrıntının düşünüldüğü yeni Aktros sürücü koltuğu, hava süspansiyonlu ve 3 nokta emniyet kemerli olarak tasarlanmıştır. Aktros 1848 LS ve 1851 LS araçlarının standart sürücü koltukları ayrıca elektronik olarak kontrol edilen ısıtma ve bel desteği fonksiyonlarına da sahiptir. Sürüşe başlamadan önce koltuğu doğru ayarlamak çok önemlidir. Koltuk sırt dayanağının hemen hemen dik pozisyonda olmasına ve omuz kemeri kısmının omzun ortasından geçmesine her zaman dikkat edilmelidir. Entegre koltuk başlığı ve ayarlanabilir koltuk sırtlığı bulunan sürücü koltuğu, ayrıca iki kademeli öne ve arkaya ayar, hızlı alçalma ve amortisör ayarı, minder eğim ve derinlik ayarı gibi özelliklerle donatılmıştır. Yandaki muavin koltuğunun katlanma ve sırt ayar özelliği bulunmaktadır. Yataklar. Tüm Aktros çekicilerde alt ve üst yataklar standart olarak sunulmaktadır. Yatakların genişliği 750 mm olup, uzunluğu 2.3 metre kabinli Aktros 1845 LS araçlarında 2 metre, 2.5 metre kabinli Aktros 1848 LS ve 1851 LS araçlarında 2.2 metredir. Yeni Aktros'ta standart olarak sunulan 110 mm kalınlığındaki tek parçalı 7 bölgeli soğuk köpük şilteyle donatılmış olan konforlu yataklar, yüksek dinlenme ve uyku konforu sağlar. Alttaki konforlu yatakta yatma yüzeyi nevresimle birlikte tamamen yukarı katlanabilir ve 2 T bantla kabinin arka paneline sabitlenebilir. Bu, muhafaza gözlerine erişimi kolaylaştırır. Rahatlatıcı modalar için sırt dayanağı 45 dereceye kadar açılabilir. 150 kilograma kadar yük taşıyabilir. Antialerjik kılıf sayesinde konforlu yataklar hassas kişiler için de uygundur. Ayrıca yatak bölgesinde bulunan kontrol panelleri sayesinde radyo, ilave kabin ısıtıcısı, park kliması, sunroof ve okuma lambaları kumanda edilebilmektedir. Muhafaza gözleri ve çekmeceler. GigaSpace sürücü kabini, muhafaza gözlerinin yeni simetrik düzeni sayesinde sadece 332 litrelik saklama alanı değil, aynı zamanda mükemmel bir hareket özgürlüğü ve ayakta durma yüksekliği sunar. Üç kapaklı üst muhafaza gözlerinin içi aydınlatmalı olup, kaymaz kumaşla kaplanmıştır ve iki sürücüye yanlarında götürmeleri gereken her şey için bolca alan sunar. Yeni Aktros'un çok yönlü muhafaza gözü konseptinde aynı zamanda farklı çekmeceler bulunmaktadır. Düz zeminli sürücü kabinlerinde ön panelin altında bulunan çekmece kolay erişilebilir bir eşya alanı sunar. Yatağın altında da iki adet çekmece bulunur. Bu çekmecelerin birinde 36 litre hacme sahip buzdolabı standart olarak sunulmaktadır. İç aydınlatma. Yeni iç aydınlatma konsepti, sürücü kabininin her durumda son derece iyi aydınlatılmasını sağlar. Sürücü kabininin tamamının aydınlatılması için iç aydınlatmanın ve sıcak beyaz renkteki iki okuma lambasının yanı sıra sürüş sırasında daha iyi bir oryantasyon için mavi ve hafif bir gece aydınlatmasını kapsar. İklimlendirme. Yeni Aktros çekicilerde kalorifer, klima ve ilave kabin ısıtıcısı standart donanımlar arasındadır. Bu donanımların ayarı ikincil ekrandaki iklimlendirme menüsünden yapılır. Klima tertibatı, sürücü kabinindeki sıcaklığı ve havadaki nemi ayarlar. Entegre filtre, dışarıdan beslenen havadaki veya hava sirkülasyonu modunda sirküle eden havadaki toz partiküllerini, çiçek polenlerini ve rahatsız edici kokuları büyük ölçüde filtreler. İlave kabin ısıtıcısı için programlama özelliği mevcuttur. İstenilen gün ve saatte belirlenen süre kadar ilave ısıtıcı çalışır. Bu fonksiyon sayesinde soğuk günlerde araca geldiğinizde aracınızı sıcak halde bulabilirsiniz. Ayrıca Aktros 1851 LS çekicilerde araç park halindeyken ve motor kapalı durumdayken de kullanılabilen park kliması donanımı standart olarak sunulmaktadır. İlave konfor donanımları. Tüm bu konfor odaklı donanımlara ilave olarak Aktros 1851 LS çekicilerde elektrohidrolik kabin devirme, tam olarak açılabilen elektrikli ve camlı sunroof, aks yükü ölçüm cihazı, konforlu alt yatak minderi, halı motor tüneli kaplaması ve kauçuk paspas gibi donanımlar standart olarak sunulmaktadır. Sürüş modları.
Direksiyonun sağ tarafında bulunan fonksiyon kolu, vites, sürüş modları, motor freni ve retarder kullanımı için tasarlanmıştır. İleri ve geri vites seçimi, kolun üzerindeki hareketli kumanda sayesinde kontrol edilir. Kolun ucunda bulunan tuşsa sürüş modları içindir. Bunlar A otomatik standart sürüş modu, A ekonomi otomatik ekonomik sürüş modu, A power otomatik yüksek devirli sürüş modu ve M manuel sürüş modlarıdır. Sürüş manuel modda yapılacaksa vites yükseltmek için kolu direksiyona doğru çekmeniz, vites küçültmek için bunun tersine aşağı doğru itmeniz gerekmektedir. Yeni Aktros'un yeni sürüş programı sayesinde ekonomik ve aynı zamanda istenildiğinde performanslı bir sürüş mümkündür. Eski sürüş programlarında olduğu gibi Eco Roll özelliği yeni sürüş programında da mevcuttur. Eğer sürüş sırasında gaz pedalına basmazsanız, şanzıman kumandası sürüş durumuna göre otomatik olarak boş vites konumuna geçiş yapar ve dijital ekranda E simgesi görünür. Retarder ve Power Brake. Retarder ve Power Brake olarak adlandırılan güçlendirilmiş motor freni aşınmasız frenlerdir. Power Brake motor üzerinde bulunur, egzoz valfleri ve turbo basıncıyla çalışır. Retarder ise şanzıman ve şaft arasında bulunur ve suyla şaftın dönüş yönünün tersine basınç uygulayarak çalışır. İkisi de çeker aksın dönüş hızını azaltmak suretiyle aracı yavaşlatırlar. Power Brake 3 kademeli, retarder 5 kademelidir. İki sistemden daha fazla verim almak için vitesin küçültülüp devrin yükseltilmesi faydalı olacaktır. Fonksiyon kolu kademe kademe çekilmelidir. Devre dışı bırakmak için tek seferde kapatılabilir. Uzun retarder kullanımlarında retarderin ısınmasının önüne geçmek için vites küçültme yapılmalıdır. Bu sayede soğutma suyu sirkülasyonu daha fazla olacak ve retarder sıcaklığı düşecektir. Power Brake tüm Aktros çekicilerde, retarder ise Aktros 1848 LS ve 1851 LS çekicilerde standart olarak sunulmaktadır. Güvenlik. Yeni Aktros çekicilerdeki entegre güvenlik konsepti bütüncül bir yaklaşıma dayanıyor ve birbirinden farklı modüllerden oluşuyor. Bu modüller, sürücüye benzersiz bir yol tutuşu ve güvenli bir sürüş sağlarken, yenilikçi yardımcı sistemlerin desteğiyle kaza riski en aza indirgeniyor. Yeni Aktros'ta standart olarak sunulan aktif fren asistanı 5, pazarda öncü olma özelliğine sahiptir. Bu sistemde radar ve yüksek performanslı kameradan oluşan sensör bileşimi ilk kez kullanılmıştır. Sistem bir çarpma tehlikesi algıladığında hem duran veya hareket eden engellere hem de hareket eden yayalara karşı otomatik bir frenleme yapar. Aktif fren asistanı 5, araç önünde karşıdan karşıya geçen, karşıdan gelen veya aracın şeridinde hareket eden yayalara çarpma tehlikesi algıladığında iki kademeli frenleme ve ikaz başlatır. Sistem ilk önce görsel ve sesli bir ikazda bulunur ve kısmi frenleme yapar. Sürücü tepki vermediğinde otomatik frenleme yapar ve ikaz flaşörlerini etkinleştirir. Yaya algılama sistemi sistem sınırları içerisinde 50 km bölü saat hıza kadar olan sürüşlerde etkindir. Sistem ayrıca hareket halindeki ve duran araçlara 80 km bölü saat hızla da tepki verir. Böylelikle aktif fren asistanı 5 sürücüyü kritik sürüş durumlarında destekleyebilir ve sistem sınırları içerisinde kaza şiddetini hafifletebilir veya kazayı önleyebilir. Aktif fren asistanı 5 tüm Aktros çekicilerde standart olarak sunulmaktadır. Yeni Aktros çekiciler standart olarak ABS yani anti-blokaj sistemi ve ASR yani anti-patinaj sistemi içeren elektronik fren sistemiyle donatılmıştır. Yeni Aktros çekicilerde standart olarak sunulan stabilite kontrol asistanı yani ESP, sürüş güvenliğini ve dinamiğini artırmaktadır. Şerit takip asistanı, ön camın üzerinde bulunan kamera sayesinde aracın sol ve sağ şeride göre pozisyonunu gözetler. Şeritten çıkılması durumunda sürücü görsel ve işitsel olarak uyarılır. Son olarak yorgunluk algılama asistanı sayesinde sürüş esnasında sürücünün tepkileri ne kadar şerit ihlali yaptığı, fren gaz sıklığı, direksiyon hareketleri detaylı bir şekilde incelenir ve gerekli görüldüğü durumda sürücü mola vermesi için görsel bir ikazla uyarılır.
aktif sürüş asistanı. Aktros çekicilerde opsiyonel olarak sunulan aktif sürüş asistanı, sürücülere aracı şeritte tutmada ve öndeki araçla güvenli bir mesafeyi korumada yardımcı olur. Sistem, dur-kalk fonksiyonuna sahip otomatik takip mesafesinin yanı sıra şerit takibini de destekler. Tüm bu işlemleri içinde barındıran radar, kamera teknolojisi, elektrik destekli direksiyon tertibatı ve şerit takip yardımcısıyla birlikte kullanılır. Sistem, motor çalıştığında otomatik olarak bekleme modunda kullanılabilir. Aktif sürüş asistanı etkinleştirildiğinde ve önde giden bir araç algılandığında sistem, tıpkı hızın ayarlanmasında olduğu gibi otomatik frenlemeyi gerçekleştirir. Önde giden araçla aradaki mesafe hıza bağlıdır ve birden fazla kademe ayarlanabilir. Bu süreçte yasal takip mesafelerine daima uyulur. Aktif sürüş asistanı tüm hız aralıklarında çalışır. Trafik sıkışıklıklarında kalkış ve duruşu otomatik olarak gerçekleştirir. Durma süresi 2 saniyeyi aşmadığı sürece araç gaza basılmadan kendi kendine hareket eder. Daha uzun bekleme sürelerinde gaz pedalına ya da direksiyon simidindeki tuşa kısa süreli basılarak çalıştırılır. Ayrıca radar ve kamera sensör sistemi çevreyi net bir şekilde algılar ve şerit çizgileri, şerit genişliği ve araç konumuyla ilgili bilgiler elde eder. Sistemin tüm çalışma koşulları sağlandığında aktif sürüş asistanı etkinleştirilir ve sistem kamyonun şerit takibini devralır. Göstergede mavi bir direksiyon sembolü belirir ve şerit çizgileri de mavi renkte gösterilir. Sürücünün artık aktif bir şekilde manevra yapmasına gerek kalmaz. Ama sürücü istediği zaman müdahale edebilir ve manevrayı devralabilir. Bunun için sürücünün iki eli de direksiyon simidinde olmalıdır. Aksi takdirde görsel ve işitsel ikaz verilir ve sürücü tepki vermezse aktif sürüş asistanı devre dışı bırakılır. Aktif şerit takibi dokunmatik ekran üzerinden her zaman kapatılabilir veya açılabilir. Elektrik destekli direksiyon tertibatı sürücü için manevra yapmayı kolaylaştırarak ideal bir sürüş sağlar. Öngörülü sürüş sistemi PPC. Kısaca PPC olarak adlandırılan öngörülü sürüş sistemi, topografyaya uyarlanmış bir sürüş tarzını otomatize eder. Sistem, Avrupa ve Türkiye otoyollarında %95 kapsam alanıyla dijital yol haritaları ve GPS bilgileri kullanılarak vites değişim zamanlarıyla vites seçimlerinde optimizasyon sağlar, bu da %5'e varan yakıt tasarrufu sağlar. Araç, ayrıca bu sistem sayesinde Avrupa yollarında eğer önünüzde bir viraj, yol kesişimi ya da kavşak varsa dahili haritasında kayıtlı verilerden yola çıkarak hız, vites ve devir optimizasyonunu yapabilir. Aynı şekilde yolun sonunda aracın durmasını gerektirecek bir trafik düzenlemesi söz konusuysa gözle görmeden dahi daha erken gaz keserek yakıt tasarrufu sağlayabilir. Üst ve alt hız limitlerinin ayarlarının yanı sıra rampa iniş hızı, viraj hızı ve güzergaha göre gazsız sürüş ayarları da sistemin yeni özellikleri arasında yer alır. Bu özellikler sayesinde bir yokuş inişi öncesinde öndeki araçla aradaki mesafe, en yüksek seviyedeki momentumu ideal bir şekilde kullanma ve yakıttan tasarruf etmek için zamanında optimize edilir. Öngörülü sürüş sistemi aktif bir şekilde kullanıldığında kombine göstergedeki simge yeşil yanar. Bu sistem, tüm fonksiyonlarıyla kullanıldığında sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sürücünün yükünü de hafifletir. Sistemin çalışması için PPC'nin aktif durumda olması ve tempomatın devreye alınması yeterlidir. Tempomat, solda, direksiyonun üzerindeki tuşlar yardımıyla kumanda edilir. Ekonomik sürüş önerileri. Aracınızı rölantide fazla çalıştırmayın. Aracınızı hareket ettirirken gaza aniden yüklenmeyin. Aracınızı A ekonomi modunda kullanın. Zaruri olmadıkça manuel modda kullanmayın. Mümkün olan her yolda tempomatı kullanın. PPC'nin devreye girmesi için gereklidir. Öngörülü sürüş sistemini benimseyin. Gereksiz frenlemelerden kaçınmak için zamanında ayağınızı gazdan çekin. Yavaşlamak için yardımcı frenleri kullanın. Düz yollarda son hızınızın 85 kilometreyi geçmemesine dikkat edin. Lastik basınçlarınızı belirli aralıklarla kontrol edin. Ön kontroller. Ön kontrol yapılırken araç mutlaka düz bir zemin üzerinde park edilmiş olmalıdır.
araca girilmeden önce günlük kontroller yapılmalı, sonrasında araca çıkılarak motor çalıştırılmalıdır. Sağ ön lastiği başlangıç noktası kabul ederek lastiklerin durumu ve hava basınçları, yakıt depo kapaklarının durumu kontrol edilir. Yağ seviyesi gösterge panelinde bulunan dijital ekrandan hassas bir şekilde görülebilir. Yağ seviyesi uygun olmadığında gösterge ekranında eksik veya fazla uyarısı verecektir. Yeni elektronik kontak anahtarı kabinde olduğunda ve start-stop butonuna bir kez basıldığında kontak açılır ve radyoya elektrik gelir. İkinci kez basıldığında gösterge paneline ve tüm ikaz sistemlerine elektrik verilir. Ayak frende ise marş yapılır ve motor çalışır. Motor çalışınca bilgisayar sistemi aracın tüm donanımlarını elektronik olarak kontrol eder ve sistemin doğru çalışıp çalışmadığı bilgilerini gösterge panelindeki dijital ekranda sürücüye iletir. Motor, araç dururken ısıtılmamalıdır. Araç çalıştırıldıktan sonra hava sistemi doldurularak hemen hareket edilebilir. Motor çalışma sıcaklığına erişmeden aracı yüksek devirlerde kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ve son olarak, yeni Aktros'un ilk günkü orijinalliğini ve yüksek performansını koruyarak kaliteli hizmet vermesi için orijinal yedek parça kullanılması, bakım ve onarımların sadece Mercedes-Benz yetkili servislerinde yapılması çok önemlidir. Uzun bakım aralıkları, mükemmel bir ekonomik verimliliğin önemli unsurlarındandır. Bu tür aralıklar hem giderleri doğrudan etkiler hem de aracın gereksiz yere hizmet dışı kaldığı süreleri kısaltır. Yeni Aktros'larda bakım zamanlarını bildiren akıllı bakım sistemi de mevcuttur. Çalışma koşullarına bağlı olarak en doğru bakım zamanını belirler. Uzun yol araçlarında ilk bakım uyarısı 120 bin kilometre ve üzerinde verilmektedir. Yeni Aktros, güçlü ve verimli motoru, düşük yakıt tüketimi, üstün teknolojik özellikleri, ileri güvenlik sistemleri, eşsiz konforu, düşük servis ve bakım giderleriyle sürücüsüne ve sahibine çok iyi bir yol arkadaşı olur. Mercedes-Benz Türk, Türkiye kamyon pazarında taşıdığı sorumlulukların gereğini yollara yansıtmaya, yolculukların standartlarını yükseltmeye devam etmektedir. Değerli sürücü arkadaşlar, unutmayın, aracınız teknolojik olarak ne kadar gelişmişse bu teknolojiden yararlanmak için sizin de bilgi ve becerinizin o kadar gelişmiş olması gerekir. Mercedes-Benz yeni Aktros'unuzla yolunuz açık olsun.